Arkadaşlarım, terörle mücadelede de büyük başarılar sağladığınızı biliyorum. Bedeller de ödendi, şehitlerimiz de var. En ağrıma giden Beşiktaş saldırısında hayatını kaybeden, terör saldırısında hayatını kaybeden polis arkadaşlarımızdır. Kampanya açtılar. Güzel, açabilirsin. Yardım edin. Şehit yakınlarına ve gazilerimize bu parayı vereceğiz dediler. O da gayet güzel. Millet götürdü parayı, verdi. Dağıtıldı mı? Dağıtılmadı. Niye dağıtılmadı? Hangi gerekçeyle dağıtılmadı? Ya bu para senin paran değil. Bu para milletin parası. Verdi sana. Verdi numarayı, bankaya yatırdı. Bunların tamamı şehit oldu. Neden ödemiyorsunuz? Bu soru hala boşlukta. Hala boşlukta. Biz bunun takipçisiyiz. Bunu bilmenizi isterim. Değerli arkadaşlarım, bir göreviniz daha var, onu da başarıyla yapıyorsunuz. Uyuşturucu belası şu anda Türkiye'de önümüzdeki en ciddi, altını bir daha çizeyim, en ciddi sorun. En ciddi sorun. Özellikle fakir ailelerin çocuklarını buluyorlar. Onları uyuşturucuya alıştırıyorlar. Sonra çantacı yapıyorlar. Ve sonra onlar aracılığıyla piyasaya uyuşturucu satıyorlar. Gencecik fidan gibi evlatlarımız. Yaygın, giderek yayılıyor. Yapanlar kim? Uyuşturucu baronları. Polis mücadeleyi veriyor mu? Evet veriyor. Yakalıyor mu? Evet yakalıyor. Savcıya teslim ediyor mu? Evet savcıya da teslim ediyor. Dikkat buyurun. Savcı soruşturma açamıyor. Kocaeli Dilovası'nda gemide bulundu kokainler. Kilolarca. Mersin Limanı'nda bulundu. Kilolarca. Yakalayan polis. Tutanağı düzenleyen polis. Savcıya teslim eden polis, savcı korkudan dava açamıyor. Niçin? Çünkü savcıya talimat veren var. Dava açmayacaksın diyor. Talimatı kim verir savcıya? Siyasetçi verir. Siyasetçi o talimatı niçin verir? Bunun için verir. Siyasetçi satın alınmıştır. Ve dolayısıyla o kararı alır ve savcı korkudan dava açamaz. Polisin yaptığı bütün çaba boşa çıkmış oluyor. Bunun takipçisiyiz, onu söyleyeyim. Takipçisi olmaya da devam edeceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Orta Doğu'nun en büyük uyuşturucu kaçakçısı, Zindaş'tı yakalayan polis, savcıya teslim eden polis, tutuklanıp hapse attılar. Bir süre sonra hapisten çıktı. Sonra soruşturma açtılar. Adam zaten sırra kadem bastı. Ortada yok artık. O uyuşturucu baronunu hapisten çıkartan kim? Bu. Para. Para. Siyasetçinin satın alınmasıdır bu, siyasetçinin. Bütün mesele şudur değerli arkadaşlar. Verdiğiniz emek, gösterdiğiniz çaba sonuç veriyor ama bir süre sonra baronlar devreye girip sizin çabanızı köreltiyorlar. Sıkıntımız burada. Ben şundan eminim. Hiç müdahale etmesinler ve sadece şunu söylesinler. Ey Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şanlı polis örgütü. Kardeşim, ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde çocuklarımıza uyuşturucu dağıtılmasını istemiyorum ve bunu önleyin. Vallahi bir gram uyuşturucu bile girmez. Yeter ki bu konuda siyasetçi kararlı olsun. Arkadaşlarım yine söylediler. Çalışırken
Aile yardımı alıyorsunuz. Emekli olunca kesiliyor. Ya aile boşandı mı? Aile aynı aile. Nasıl oluyor siz bunu kesiyorsunuz? Bari ayıptır adına aile yardımı demeyin. Başka bir çalışma yardımı deyin bari. Neyse yani. Aile yardımı veriyorsunuz. Emekli oldun. E ben senin aile yardımını kesiyorum. Niye kesiyorsun kardeşim? Bir Allah'ın kulu çıkıp bana bunun mantıklı bir gerekçesini açıklasın. Şu gerekçeyle kesiyoruz desinler. Değerli arkadaşlarım. Jandarma ve polis arasındaki farklılık. Aynı görevi. Siz daha zor bir alanda çalışıyorsunuz. Kentte, onlar kırsalda çalışıyorlar. Onlar da elbette hak ediyorlar. Onlar da alsınlar. Kimse ona karşı çıkmıyor. Ama aynı bakanlığa bağlı, aynı görevi yapan, aynı işi yapan, belki aynı saatlerde çalışan, aynı emeği harcayan insanlar arasında fark var. Niye fark var kardeşim? Hani eşit işe eşit ücretti. Niye böyle bir farklılık var? Bunun da kalkması lazım. Bunun kalkması için de sizin sesinizin biraz gür çıkması lazım. Biz sizin meclisteki sesiniz. Biz siyasetçiyiz. Sizin sesiniz. Çünkü sizin hakkınızın size teslim edilmesi lazım. Bir siyasetçinin, namuslu bir siyasetçinin görevi odur. Mağdurun yanında olmaktır. Bir kişi haksızlığa uğradıysa onun hakkının teslim edilmesidir. Burada bir adaletsizlik var mı? Var. Aklı başında olan herkes bu adaletsizliği biliyor. O zaman bu adaletsizliğin kaldırılması lazım. Kaldıracak organ siyaset kurumudur. Parlamentodan bir yasanın çıkması lazım. Bu yasanın çıkması için de mücadele edilmesi lazım. Sizin pek çok sorununuz var. Dediğim gibi akademik dünyada yazılmış doktora tezleri var sizin sorunlarınızla ilgili. Değerli arkadaşlarım, 10 saat, 12 saat, 15 saat, 24 saat çalışan polis arkadaşlar biliyorum. Benim de akrabalarımdan polis olanlar var. Polisi görevlendiriyorsun. Değerli arkadaş, polisi görevlendiriyorsun. Görevlendirdiğin yerde ya bu acaba karnını doyuruyor mu? Görevlendirdiğin yerde acaba bir tuvalet var mı ya bu insan? İhtiyacını giderebilecek bir yer ayarladınız mı? Bunlar hiç düşünülmüyor. Polisi robot olarak görüyorlar. Koydu koruya tamam. Mesele bitti. İhtiyacı olmaz. Ama o bir insan. Onun da ihtiyaçları var. Ciddi sorunlar var. Bakın polis vazife ve selahiyet kanunu madde 4. Polis hiçbir surette vazifesinden başka bir işte kullanılamaz. Çok eski bir madde. Kanunda hangi görev polise verilmişse o konuda ancak polis görevlendirilebilir. E şimdi bakın. Her konuda polis görevlendirilir. Her konuda. Biliyorum. E ama kanun böyle. Ama kanuna uyan ki. Kimse kanuna uymuyor. Ama siz eğer örgütlü olabilseydiniz bir sendikanız veya birden fazla sendikanız olabilseydi, bir çatı örgütünüz olabilseydi en azından çıkıp diyecektiniz ki kardeşim yaptığınız uygulama kanuna aykırı. Kanunu getiren Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yürütme organı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin öngördüğü yasayı uygulamakta zorunludur yürütme organı. Keyfi davranamaz ama keyfi davranılıyor. Ben görev vereceğim, 24 saat orada bekleyeceksin. Ha beklemem, kanun var. Tek başına polis bunu söyleyemez. Söylediği zaman nefesi Hakkari dağılır ya da başka bir yer dağılır. Bunu da biliyoruz. Değerli arkadaşlarım. 3600 ek göstergeyi dediğim gibi alacaksınız. Bunun takipçisi olacağız. Sizin beklediğiniz ölçüde 3600 ek göstergenin verilmesi için ben de arkadaşlarım da elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Bundan emin olmanızı isterim kesinlikle. Bir polis arkadaşın söylediği bir cümle var. Onu okuyarak sözlerime bitireyim. Diyor ki
Polis şehit olmaktan korkmaz ama emekli olmaktan korkar. Evet. Emekli olmaktan korkmayacağınız günler çok uzakta değil. Çok uzakta değil. Az kaldı, az. Az kaldı, göreceksiniz. Az kaldı. Herkesin huzur içinde yaşayacağı bir Türkiye inşa edeceğiz. Herkesin. Herkesin.